Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullananlar var. Benmiş gibi yorumlarınıza cevap veriyor. Numarasını ve mail adresini yazıyorlar. Onlar ben değilim arkadaşlar. Üç kağıtçılar. Yani ben hiçbir zaman numaramı ve mail adresimi yorumlarda yazmam. Bu uyarımızı yaptık. Şimdi de mevzuya gelelim. Öncelikle şu an Sabah saat yedi buçuk burada arkadaşlar. Ben yurt dışında kalıyorum. Türkiye ile aramızda iki saat var. Yani inanın bana çok erkenden uyanır uyanmaz videoya başlıyorum. Yorumlarınıza baktım. Acil durum, acil durum videosu diye yazanlar olmuş. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Acil durum videosuyla anlatılmayacak kadar derindir olay. O yüzden ben size detaylı anlatacağım mevzuyu. Daha iyi anlaşılsın. Bütün senaryoları ele alacağız. Bunu söyleyeyim. Diğer taraftan da işte e, dün sepet videosu çektik biliyorsunuz. İşte battık bittik diyenler olmuş. Şöyle anlatayım. Her sepet videomda olduğu gibi dün de dedim. Birinci kural. Önemsiz para ile yap. Bakın önemsiz para. Niye diyorum? İşte böyle düşüş geldi mi panik yapmayın diye. İkinci kuralda sepet yapacaksan kısa vade yüzde elli zararı göze al. Bunu diyorum. Yani panik yapanlara bakınca da Gördüm ki en yani büyük bir ihtimal büyüklü parayla girmiş. Yani dediğim gibi yapmamış büyük parayla girmiş sepete. Yani zaten dedim öyle yapmayın bu bir. E, kısa vade yüzde elli zarar da göz alın dedik. E, panik yapıyorsan demek ki kısa vade yüzde elli zararı göze almıyorsun. Yani bu sepet yapmanın kuralları belli. Sen büyük parayla yaparsan yapamaz, dayanamazsın, zararına satarsın, panik yaparsın, stres yaparsın. Yani lütfen bu mantıkla sepet yapın. Bütün paranızı altcoin'lere yatırmayın. Şimdi bitcoin'a gelelim. Bitcoin'de ne durumdayız? Bakın arkadaşlar dün olumlu bir mumlan kapatmıştı 4 saatliği. Ardından da güzel yükseliş yakaladı. 55 lira kadar yükseldi. Daha sonra işte şöyle anlatayım. 5'e doğru falan bir düşüş daha yaşanmış bitcoin Ve kapanışını da kırmızı çizginin altında yapmış Yani dün mesela olumluyduk yükselişten sonra Yani kırmızı çizginin üzerinde kapanışımızı yapmıştık Ama e, Görüyorum ki sabaha karşı Altında 4 saat kapanış gelmiş bu olumlu değil arkadaşlar Yani e, şöyle anlatayım Temkinli olmak zorundasınız hani buradan tekrar kırmızıya da gidebilir örnek vereyim. 53.000 bin, 54.000 bin bandına tekrar yükseliş gelebilir. Ama bu saatten sonra yani en azından bakın şöyle anlatayım. Şu, bu neymiş? Kapatalım. Şöyle arkadaşlar çizgileri de kapatayım. Bakın burada bir düşüş trendi görüyoruz 4 saatlik grafikte. Yani tepe alçalan tepe görüyoruz. Yani en azından bakın minimum Yükselen tepe yapmadıkça tehlike var arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani son tepemiz nere? 54.400. Oran üzerinde 4 saat kapatmadıkça olumlu değiliz arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Öncelikle orayı kıracağız. Yükselen tepemizi yapacağız 4 saatlikte. Ondan sonra olumluyuz diyebiliriz. Yani biliyorsunuz dün de dedim bir gün bir satış gelecek. O gün ne zaman bilmiyoruz. Ama geldiğinde belli eder kendini dedik. Bakın o satış geldi artık. Yani dün ilk dalgasından sonra yani olumluya çevirdiler işi. Ama şimdi ikinci düşüş dalgası geldi. Şimdi şöyle anlatayım. Günlük grafiği alalım. İki tane yol var. Öncelikle hareketli ortalamaları açalım. Birinci senaryo. Ya bu sarı çizgi kırılmadan tekrar yönü yukarı çevirir. O sarı çizginin bulunduğu yer 47.900. Ama bunu anlamamız için dediğim şekilde olacak. 54.400 üstünde 4 saat kapatacağız. Bu olmadıkça tehlike var. Diğer senaryoda bu sarı kırılacak ve diğer ortalamalara düşecek. Bu da diğer senaryo. Şimdi bu konunun detayına biraz inmek istiyorum. Şöyle anlatayım. Bu arada arkadaşlar eğer Bitcoin'de sert düşüş gelirse altcoinleri de düşürür. Yani onu da söylemiş olalım buradan. Yani bu ayı piyasası değildir arkadaşlar. Bakın şimdi detayına ineceğim zaten. Yani tepeden almanın e, dezavantajları var arkadaşlar. Yani biz ta 40 binlerden dedik ki yani 40 bin 700 üstüne gün kapatırsa olumlu olur dedik örnek vereyim. Yani çok diplerden alanlar oldu. Onlar için sorun yok ama böyle geç kalan piyasaya sonradan giren tepeden alanlar maalesef risk altındadır her zaman. Unutmayın alacaklar her zaman bir düzeltme beklemesi lazım. Ondan sonra trene binmesi lazım. Böyle uçuyor diye en tepeden alanlar illaki üzülecektir. Yapacak bir şey yok buna. Şimdi öncelikle bakalım bu Bitcoin şöyle 30 binlerde falandı. Ben de dedim ki bakın arkadaşlar 40.700 üstünde gün kapatmadıkça al sat al sat. 40.700 üstünde gün kapatırsa al tut. Aynen bu stratejiyi uyguladık. O dönemlerde bu çizgileri gösteriyordum ben her gün gösterdim arkadaşlar. Şimdi bir daha değineceğim oraya. Geçmişe bir inelim. Mevzuyu anlamanız için bakın arkadaşlar acil durum videosu çekte, çekersem Bunları anlatamam biraz detaylı konular. Zaman lazım. Yani her şey saniyede olmuyor. Bize de zaman lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Dün acil durum videosu çektim. Tam zamanında örnek vereyim. Yorumlarda gördüm ki işte e, sen paylaştın diğerleri paylaşmadı. E, yani sitem etmiş insanlar diğer analizcilere. Öyle değil arkadaşlar. Hepimiz insanız. Onlar da insan. Onların da insani ihtiyaçları var. Hani hiç Hiçbirimiz, hiçbir analizci kimsenin özel danışmanlığını yapmıyor burada. Diyelim e, benim de işim oluyor olur ya duş alırım örnek verim veya kızımı alırım parka götürürüm öyle değil mi yani bir ailem var benim yani ben en diplerden alan biri olarak örnek verim ben rahat hareket edebiliyorum yani benim zamanım var e, istediğim arkadaşımla buluşurum dışarıda gezebilirim yani tüm gün kitlenmek zorunda değilim ekran'a diğer analizciler için de geçerlidir bu <laughs> bir saniye arkadaşlar. Yani onların da bir ailesi vardır. Onların da işleri vardır. O yüzden anlayışlı olun. Yani cidden olmuyor yani böyle olmuyor. Hoşuma gitmiyor yani. Herkesin emeğine saygı göstermek zorundasınız. Düşüş esnasında analizci video çekmedi diye kimse ona bir şey diyemez. Yani biraz şey oluyor hoş gelmeyebilir bu kulağınıza ama gerçekler bunlardır. Yani ben de her zaman yetişemem. Yani şu an saat yedi buçuk sabah. Saat sabahın 5'inde ben video çekemem ki. E çekemem yani. Benim de kızım var uyuyor mesela. Ses yapamam, gürültü yapamam. Yani anlayışlı olmanız lazım arkadaşlar. Herkes 24 saat ekran başına olamıyor. Neyse umarım açıklayıcı olmuştur bu mevzu. Şimdi geçmişe inelim. Bakın burası 2015'ten 2017 Aralık ayına giden boğa sürecidir. Daha önce çok anlattık bunları bir daha anlatalım. Örnek vereyim. Günlük bazda rekor tepe burası. Pardon. Oran üzerinde gün kapanışı geldikten sonra yükseliş beklersin. Sonra bir tepe teyit edilir, bir düzeltme gelir. Önemli olan bu tepe e, altında gün kapatmaması bir daha. Diyelim burada üzerinde kapatmış, yükseliş teyit ediliyor. Alıyorsun ve bu çizgi altında gün kapatmadıkça tutuyorsun. Bunu ben ne zaman dedim? Ta 40 bin dolarlarda dedim benle hareket eden o dönem orlardan aldı zaten. Onlar çok rahat şu an. Hiç stres yapmıyorlar. Yani yeni girenler maalesef o bölgeyi kaçırdığı için bundan sonra düzeltmelerde dediğim şekilde ilerlerseniz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Neyse burada mesela Bitcoin 3000 dolardaymış. Düşüş trendine girmiş. Sert düzeltme yapmış. Şöyle göstereyim. Ne kadarlık %38'lik geri çekilme yapmış. İşte bu boğa piyasasında oluyor arkadaşlar. Ayı piyasasında değil. Hani arada temkinli gidiyoruz ya yarın nakit falan diyoruz. Kızanlar oluyor örnek vereyim. Dün daha iyi anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Yarın nakitte olanlar çok rahat hareket etti örnek vereyim. Yani tehlike anlarında yarın nakitte beklemenizde fayda var. Her zaman böyle. Sonra fiyat uçuyor diye yarın nakite geçirdin. Fiyat yükseldi diye sitem etmeyin. Bu işler öyle olmuyor. Göründüğü kadar basit değil. Gördünüz, dün gördünüz. Hatta şu anda da yaşıyorsunuz. Öyle bir stres var ki biliyorum. Yani yarın nakite girmemenin bedelidir bu. Yani arada böyle tehlike zamanlarında yarın nakite geçmeniz lazım. Ya şöyle diyeyim. Maksimum kazanmak yerine biraz da az kazanmayı tercih edebilirsiniz. En azından düşüşlerde de daha rahat olursunuz ve alttan alma fırsatı olur. Neyse konuya tekrar dönelim. %38'lik düşüş ardından sonra son tepeyi kırıyor burada ve sert yükselişe geçiyor. Bir tepe daha yapıyor. Oradan da bir düzeltme geliyor. Bakın bu boğa piyasasında oluyor. %39'luk bir düzeltme daha geliyor. Ve düşüş şu tepenin altında olmuyor arkadaşlar. Yani altında gün kapatmıyor ve yoluna devam ediyor. Yani ne anlıyoruz? Buradan bir tepe üstünde gün kapattı mı yükseliş bir daha altında gün kapatmadıkça panik yapmıyoruz. Neyse aynısı bir daha oluyor. Burada son tepeyi kırıyor. Üstünde gün kapatıyor ve yükseliş bekliyorsun. Bir yerden sonra bir satış daha geliyor. Bakın bu da boğa piyasasında oluyor. Yani 3, e, 200 dolardan 20 bin dolara giderken Bitcoin böyle yüzde %39, %39-30'luk satışlar gele gele gidiyor. Ne oldu? Mesela düşüş gelmiş burada. Şuradaki tepe altında gün kapatmamış. Ondan sonra yoluna devam etmiş. Daha sonra bu tepeyi baz alıyorsun yükseliş için. Ora kırılınca da bakın ekstra sert yükseliş geliyor. Şimdi günümüze gelelim. <laughs> Aynı şey burada demiştik. 40.700 üste gün kapatırsa yükseliş beklenir diye anlattık örnek vereyim. Ve ne oldu? Kapatınca yükseliş devam etti ve bir yerden satışını yiyor. Yani bu saatten sonra geçmişe göre bakınca ne diyor bize? Şu çizgi altında gün kapatmadıkça boğa yükselişi devam ediyor. %39 geri çekilmiş, %30 geri çekilmiş geçmişte biliyorsunuz. Bakın şu an ne kadar geri çekilmiş? %17. Yani geçmişe daha fazla acı çekenler olmuş bu işte. Yani olur ya buradan düşüş devam da edebilir ama önemli olan şöyle 40.500 altında gün kapatmaması bu grafiğe göre. Yani 40.500 altında gün kapanışı gelmedikçe boğa trendi devam ediyor orta uzun vade. Daha önce de burada satışlar geldi bakın. Burada satışlar geldi. Yani her zaman geldi arkadaşlar. ilk defa olmuyor bu. Yeni girenler tecrübe etmemişti bunu. Şu an tecrübe edindiler. Yani dediğim gibi karar kendiniz verin. Dilerseniz yarın nakitten devam edersiniz. Diyersen komple nakite geçersin. Yani şu şekilde almalısın. Şöyle göstereyim. Neydi doğru? 54.400 üstünde 4 saat kapatmadıkça bu şekilde ilerlersin. Tehlike geçmiş olur oranın üzerinde kapatırsın. Ama bunu yapamazsa tehlike devam ediyor. Ona göre pozisyonlarınızı alın. Kararınızı kendiniz verin arkadaşlar. Dediğim gibi bir yükseliş trendi varken ne olur mesela şöyle olur. Bakın böyle tepe dip yükselen tepe yükselen dip yükselen tepe diye gider. Düşüş trendine geçtiğinde de tepe dip alçalan tepe alçalan dip. Bakın böyle gider. Yükselişe geçmemiz için yeniden yükselen tepe yapmamız lazım. Ve yükselen dip böyle böyle yeniden yükselişe geçer bir ürün. Ve şu an ne görüyoruz? Tepe, dip, yükselen tepe, pardon tepe, dip, alçalan tepe, alçalan dip. Yani 4 saatlikte düşüş trendine girdik. Şöyle bir detay var. Göstereyim onu başka grafikten göstereyim. Yani şu an şu bölgedeyiz. Buraya da bir yatay atalım. Şu bölge. Şöyle. Yani buradan desteğimizi alıyoruz şu an. Yani 49.500 bölgesi kapanış bazında. Ama arkadaşlar bakın düşüş devam ederse şöyle anlatayım. Gidecekleri yer, gideceği yerleri söyleyeyim. Mesela şurası önemli. 46.000 seviyeleri 46.000-47.000 bandı. Daha sonra da 44.000 bandı önemli. Ve oralarda kırılırsa arkadaşlar. Bakın şuradaki tepe. Şöyle yapalım. Böyle. 40.900. Yani kabaca. Deminki dediğim yere geliyor. 40.500 altında gün kapatmadıkça. Büyük boğa yükselişi devam ediyor. Dediğim gibi dalga dalga yükselir bir ürün. Ee, kısa vade negatif görünebilir düşüşle de devam edebilir 40500 altında gün kapatmadıkça arkadaşlar Boğa yükselişi devam ediyor ay piyasası başlamıyor Oranın altında kapanış gelirse de Ay piyasasına gidiş olabilir ama bunu konuşmak için erken yani Belki de buradan yükselir şöyle 54400 üstünde 4 saat kapatır yoluna devam eder onu göreceğiz arkadaşlar Yani şu an Hiçbir altcoine değinmeyeceğim. Yani birçoğu Bitcoin'la birlikte hareket ediyor. Ethereum olsun, e, Litecoin, yani aklınıza ne geliyorsa birçoğu Bitcoin'le birlikte hareket ediyor. Yani özellikle yani tek tek analiz yapmaktansa böyle Bitcoin'i takip etmenizde fayda var. Bitcoin olumluya dönmedikçe piyasa olumsuz. Onu söyleyeyim. Şimdi, e, şöyle piyasanın hacmine de bakalım. O ne durumda? Yani 1 trilyon 476 milyara kadar geri çekilmiş arkadaşlar. 1.7 trilyondan. Yani 300 milyar dolar para çıkışı olmuş. Yani büyük resimde şöyle bakınca bir tepe yapılmış arkadaşlar. Düşüşe geçmiş. Ama yükselen tepe şeklinde gidiyor neticede büyük resimde. Yani kısa vade düzeltme devam edebilir ama büyük resmi etkilemiyor şu an. Dediğim gibi Bitcoin'u takip edeceğiz. Oradaki kapanışlar önemlidir. Şimdi de şey, şey, şey yapalım. Altcoin'lere bakalım. Genel olarak böyle tek tek değinmeyeceğim. Yani bilin arkadaşlar, Ethereum de düşer. Yani Bitcoin düştü mü Ethereum de düşer yani. Onu söyleyeyim. videoyu gene de biraz acil yetiştireyim sizin için. O yüzden detaya girmiyorum fazla. Yani altcoin market cap'te de düşüş devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani şöyle anlatayım. Bakın biz 475 milyarı kırdık ve yükseldik. Orası bizim eski rekorumuzdu. Oralara kadar geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. Retest biz buna. Yani 475 milyar oralara düşüş gelirse alt konlarda daha fazla geri çekilme olur. Onun da bilincinde olun. Uzun vade sepetlerimizi ben bozmuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ne düşüşler geldi de bozmadık. Yine bozmuyoruz. Çok yani yeni sepet yapmışlar da sabırlı olmak zorunda. Eğer bozuyorsan sepeti siz bilirsiniz. Alttan alabilirseniz alırsınız. Örnek vereyim. Ve ben bozmuyorum. Ben orta vade, uzun vade sepetimi yaptım. Plana sadık kalıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki düşüşlerde satmadık. Şuradaki düşüşlerde satmadık. Buradakileri de satmadık. E geçen de paylaştım. Son noktaya paylaştım altcoin sepetlerinde. Sonuç ortada duruyor. Yani dileyen satar. Alttan bir daha alır. O sizin tercihiniz. Yani ben şahsen kendim altcoinlerimi satmıyorum. Uzun vadedeki. Yani kısa vade yapıyorsanız altcoinleri dediğim şekilde arkadaşlar piyasanın durumu bu. Yani negatif duruyor. Olumluya dönmesi lazım öncelikle. Yani şimdi dominansa da bakalım. Çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Yani hala yatay gidiyor. Yani dünkü seviyede hemen hemen. Ona rağmen altcoinlerde düşüş var. Çünkü bitcoin düştü arkadaşlar. Yani bitcoin sert düştü mü altcoinleri düşürür. Ona yapacak bir şey yok. Yani dominansa dünden beri değişen bir şey yok. Mesela dolar endeksine bakalım. Bakın dolar endeksi düşüş trendinde görüyorsunuz. Yani dün düşüş oldu dolar endeksinde ama bitcoin'de de düşüş oldu. Bunun sebebi bitcoin'de kar satışının gelmesi arkadaşlar. Yani her zaman tam paralel gitmez. Kısa vade için diyorum bakın. Büyük resimde mesela aylık grafikte dolar endeksine göre gider bitcoin. Bakın bu aylık e, dolar endeksi bir de bitcoin aylık grafiğine bakayım. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Aylıkta durum bu bitcoin'de arkadaşlar <laughs> yani görüyorsunuz. Full pozitif aylık bazda yani yeşil yeşil gidiyor. O dünkü düşüş şurada ufacık bir iğne var ya o. <laughs> Hepsi o yani. yani Büyük resimde dolar endeksinden ters hareket eder. Kısa vade fark etmez arkadaşlar ara ara bir ürün çok yükseldi mi kar satışı gelir. Başka bir şeyle e, paralel tutmaya gerek yok onu. Kar satışıdır. Yani benim öngörüm. Düzeltme bitecek yeni yeni rekorlara gidecek bitcoin arkadaşlar. Bu benim öngörümdür. 40.500 altına gün kapatmadıkça hiçbir problem yok gibi duruyor bana göre. Neyse arkadaşlar umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.